Merhabalar. İlmiye Etütler Derneği tarafından gerçekleştirilmekte olan İslam Siyaset Düşüncesi Projesi kapsamındaki kitap söyleşilerimize devam ediyoruz. Bugünkü söyleşimizin konusu Yusuf Has Hacib'in Kutadgubili'dir. Davetli hocamız ise misafirimiz Doktor Özlem Bağdatlı hocamızdır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sizi burada ağırlamak büyük bir şeref bizim ben için. Ben teşekkür ederim. Yani Kutadgubilik üzerine çalışma yapan ve bunu siyaset düşüncesi bağlamında çalışmayı yürütmüş olan ender hocalarımızdansınız. O yüzden sizi burada ağırlamak gerçekten de bizim için çok önemli. Ben böyle lafı fazla uzatmadan doğrudan konuya gireyim diyorum. Tabii ki. Hep de böyle yapıyorum açıkçası. Mümkün mertebe sizden daha fazla istifade edebilmek adına. Ve geleneksel olarak artık böyle bir soruyla başlıyorum. Yani bir kitabın ismi bize o kitabın içeriğiyle ilgili bir ipuçları veriyor. Kutadgubilik bu anlamda bize ne ifade ediyor? Yani biraz da daha böyle farklı gelebilir kulağımıza da o anlamda sormuş olayım. Yani. Evet, kutadgubilik, kut kazanma bilgisi, kutlu olma bilgisi. Aslında kut, saadet, mutluluk, devlet, talih ve ruh anlamlarına geliyor. Bunların hepsi Tanrı ile bağlantılı anlamlar. Eserdeki anlamı ise devletli olma bilgisi, hükümranlık bilgisi, siyasi hakimiyet gücünü kazanma bilgisi. Yusuf Has Hacib'in esas değinmek istediği nokta bu kutla. Aynı zamanda da her iki dünyada mutluluk kazandıran bilgi anlamına da geliyor kut. Yusuf Has Hacib eserini adını Kutadgubilik koyduğunu ve okuyana mutluluk, kutluluk getirmesini diliyor aslında. Eserin asıl amacı töreyi anlatmak. Yani Türk devlet yapısını anlatmak, kanununu anlatmak, Türk yaşam şeklini izah etmek. Yusuf Has Hacib bazı şeylerin unutulduğunu, dolayısıyla hatırlatılması gerektiğini düşünüyor ve törenin bilgisini yeniden vermek istiyor. Kut ve töre kavramları bağlamında bir yönetim üslubu sunuyor aslında. Asıl amaç törenin bilgisini vermek Kutadgubilik'te. Peki Yusuf Has Hacib bunu hangi sosyopolitik ortamda yazdı veya yani ne zamanın ürünü olarak bakmamız lazım? Yusuf Has Hacib 1069-1070 yıllarında bu eserini yazıyor. O dönemde Karahanlıların İslamiyet'i kabul ettiği bir dönem. Aradan 100 yıldan birazcık daha fazla geçmiş. Zatık Buğrahan 925 yılında 12 yaşındayken İslamiyet'i kabul ediyor. Samani Şehzadesi Nasır veya Sufi vaizler aracılığıyla kabul ettiği düşünülüyor. Amcası Olcak Kadırhan'la giriştiği taht mücadelesini kazandıktan sonra da 25 yaşında hakimiyeti altındaki bölgelerde de İslamiyet'i resmen ilan ediyor. 955 yılında vefat ediyor Saadet Burhan. Ondan sonra yerine geçen oğlu Baytaş Han, Baytaş Arslan Han döneminde de 200 bin çadırlık bir Türk toplumunun Müslüman olduğunu biliyoruz. Bunu bize İbnül Esir 960 yılında kalabalık bir Türk toplumunun Müslüman olduğunu söylemesinden de teyit etmiş oluyoruz. Dolayısıyla İslamiyet'e yeni girilmiş bir dönem. Aynı zamanda da Karahanlıların çalkantılı bir dönemi siyasi açıdan. Gerçi çalkantısız hiçbir dönemi olmamış Karahanlıların. Başlangıçtan beri hükümran sınıf ile halk arasında bir karşıtlık var. Bunu biz mesela Yusuf Has Hacib 5598. beyitte hükümdara hitaben diyor ki, halka kızıp da sakın onlara karşı adaletten uzaklaşma. Bu halkla hükümdar arasındaki karşıtlığı biz Orhon yazıtlarında da görüyoruz. Bilge Kağan yazıtında, Kültigin yazıtında halka karşı bir serzeniş vardır. Sen töreni, ilini terk edip gittin, Çinlilerin sözlerine uydun diye halka bir serzenişte bulunur Bilge Kağan. Yani halkla hükümranlık arasında bir
karşıtlık hep ola gelmiş bir şey. Hı hı. Karahanlılarda bu mevcut. Aynı zamanda taht mücadeleleri var. Yusuf Kadır Han'ın 1033-1032 yıllarında vefatı ile birlikte varisleri arasında bir anlaşmazlık başlıyor ve 1040 yılında devlet ikiye ayrılıyor, doğu ve batı olmak üzere. Ve bunlar iç sorunlar, bir de dış sorunlar var. Çevre devletlerin saldırıları var. Gazneliler, Karakıtanlar ve Harizmlerle mücadele ediyorlar. Dolayısıyla da iç ve dış problemlerle uğraşan bir Karahanlı devleti görüyoruz. 11. yüzyılın çok da kolay bir yüzyıl olmadığını düşünebiliriz Karahanlılar için. Yusuf Has Hacip de eserini böyle bir siyasi ortamda yazmıştır. Kendisinin peki bu politikayla ilişkisi onu hangi bilemiyoruz oranında? Çünkü Yusuf Has Hacip hakkında çok fazla bilgimiz yok. Sadece eserde bize sunulanlar üzerinden hareket edebiliyoruz. 1018-1019 yıllarında doğduğu, Kuzordu'da doğduğunu biliyoruz. İyi bir ailede yetişmiş, iyi bir eğitim görmüş. Eserine Kuzordu'da başlıyor ama Kaşgar elinde tamamlayıp Tavgaç Buğrahan'a sunuyor. Onun hakkında ve o dönemdeki siyasi girişimi hakkında bu kadar bir bilgimiz var. Tavgaç Buğrahan da kendisine Has Haciplik unvanını veriyor. Peki hocam, benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de bunu bir derkenar not olarak geçeyim aslında. Özellikle Samaniler ya da 10-11. yüzyıl biraz Şubiye harekatının olduna dair özellikle batılı araştırmacıların böyle bir şeyi var, iddiası var. Baktığımızda da hakikaten o Arabilik unsuruna karşı Fars asıllı bölgelerde veya yönetimlerde böyle bir Şubiye tarzı harekatta bahsedebiliriz. Kutadgu Birlik bunun karşısında konumlandırmak mümkün mü? Yani Farslar böyle kendilerini veya eski Fars geleneğini öne çıkardığına karşılık ona mukabil Yusuf Has Hacip de Türk töresinin üzerine bu kadar eğilmiş olabilir mi? Bu tamamen yani kanıtlanabilecek bir şey değil aslında ama aklıma gelmişken sorayım dedim aslında sizde bunun için. Onun tam olarak izlerini ben göremedim ancak Yusuf Has Hacip töreyi derken Türk devlet yönetme biçimini sanki onlar artık unutulmuş, bunu yeniden canlandıralım, bunun bilgisini yeniden hükümdarlara verelim diye bir kaygı içerisinde bunu yazıyor. Ama Şubiye hareketiyle ilgili... Tabii ki veri yok. Evet, ben sadece onlarda böyle bir durum vardı veya ortam itibariyle. Yusuf Has Hacip de o yüzden böyle bir eser kalem aldı. İşte Türkçe olması, burada Türk töresine Kuta dikkat çekmiş olması belki bu açıdan bir okumaya tabi tutulabilir. Zaten İslamiyet'i biz İran üzerinden öğreniyoruz. Dolayısıyla onların bilgisiyle hareket ediyoruz. Kendi Türk kültür unsurlarıyla da birleştiriliyor yani. Her medeniyette de böyledir mutlaka. Öncekiyle sonraki bir karıştırılır. Ortaya daha kendilerine özgü bir yapı çıkar. Karahanlılarda da bu olmuştur zaten. Şeyi sormuş olayım o zaman. Yani bölümlere ayırsak, bölümleme yapsak daha doğrusu içerisinde konularına göre hangi bölümlerden oluşuyor? Evet. Nasıl bir sistemi izlemiş aslında? Öncelikle 4 ilke var. Bu ilkeleri tanıtıp bölümlere öyle geçmek daha iyi olacaktır. Daha güzel olacak. 4 temel ilke. Birincisi töre. Bu ilkeler 4 kişinin şahsında da kişileştirilmiştir. Töre, kanun, adalet anlamında ve hükümdar Küntoğdu'nun şahsında kişileştiriliyor. İkinci ilke kut. Kut, biraz önce de söylediğim gibi saadet, mutluluk, siyasi hakimiyet gücü anlamında vezir Aytoğlu'nun şahsında kişileştiriliyor. Üçüncü ilke akıl. Akıl, vezirin oğlu Ödülmüş'ün şahsında kişileştirilmiştir. Dördüncü ilke ise akıbet. Ödülmüş'ün kardeşi ya da akrabası olarak geçer. Odgurmuş, Zahit'in şahsında kişileştirilmiştir. Hikayeyi bölümlere ayıracak olursak, başlangıçta birinci bölümde Aytoldu devlet hizmetine girmeyi çok istemektedir. Bir yakını aracılığıyla dönemin Has Hacibi ile tanışır ve Has Hacip onu hükümdarın huzuruna getirir. Hükümdarla konuşmaları sırasında da hükümdar
fikirlerinden etkilenir Aytoldu'nun ve onu veziri yapar. Aytoldu hükümdara hizmet etmeye başlar. Bir süre sonra Aytoldu hastalanır ve vefat eder. Birinci bölüm burada sona eriyor. İkinci bölümde Aytoldu'nun oğlu öldürülmüş, yani aklı temsil eden öldürülmüş. Küçük yaşta olduğu için hükümdar tarafından yetiştirilir. Onun aklına ve bilgisine hayran olan hükümdar onu veziri yapar. Öldürülmüş memleketi tanzim eder, halka refahı getirir. Üçüncü bölümde hükümdar hem öldürülmüşe yardımcı olması için hem de onun yokluğunda devlet işlerinin yürütülmesi için birisinin daha vezir olmasını ister. Öldürülmüş de akrabası Odgurmuş'u tavsiye eder ve hükümdarın isteği üzerine Odgurmuş'a giderek devlet hizmetine gelmesini diler. Ancak Odgurmuş kabul etmez. Çünkü Odgurmuş toplumdan uzakta bir dağa çekilmiştir ve sadece ibadetle hayatını sürdürmektedir. Üç sefer gelip gitmesine rağmen hükümdarın isteğine olumsuz cevap verir. Dördüncü bölümde de Öldürülmüş de bu sefer dünya nimetlerinden artık uzaklaşmak ister. O da Odgurmuş gibi hayatının geri kalanını ibadetle geçirmek ister ve Odgurmuş'un yanına gittiğinde olumsuz bir cevap alır. Herkesin kendi yerinde durması ve kendi bilgisi doğrultusunda hizmet etmesini söyler. Bir süre sonra da zaten Odgurmuş yaşlanır, vefat eder. Sonra da hükümdar Küntoğdu, vezirleri ve Odgurmuş'un kendisine bulunduğu tavsiyeler doğrultusunda devletini adaletle yönetir. Bu kurgu bu şekilde. Burada kavramları açmak istersek eğer, töre Küntoğdu hükümdar tarafından temsil edilmektedir. Simgesi güneştir. Zaten Küntoğdu, gün doğdu anlamında. Güneş sabittir. Işığı her yere eşit olarak yayılır. Hükümdar da aynı bir güneş gibi adaletini herkese eşit olarak dağıtır. Oğlu, yakını, yabancı, oraya gelmiş konuk ya da yerli hiçbir şekilde fark etmez. Adaletini herkese eşit şekilde dağıtmaktadır. Burcu sabittir dedik, kımıldamaz. Dolayısıyla da töre, Gündoğdu tarafından temsil edilen töre aslında çok eski bir Türkçe kelimedir. Kanun, nizam, yol anlamlarına gelmektedir. Aslında Türklerin yaşayış tarzının kurallaştırılmış şeklidir töre. İkinci kavram kut. Vezir Aytoldu tarafından temsil edilir. Kut'a saadet, mutluluk dedik, siyasi hakimiyet gücü dedik. Kut ayla simgelenmektedir. Nasıl ay doğar, büyür, sonra tekrar küçülür ve ortadan kaybolursa, kutun doğası da böyledir, değişkendir. Bazen vardır, bazen yoktur. Kuta sahip olan kişi yükselir, yücelir ama kutu kaybettiği anda bir düşüşe geçer. Kut erdemli, akıllı, bilgili insanda kalır. Doğru sözlü olanda kalır. Anlayışlı insanda kalır. Kutun bazen de kusurları, bir takım kusurları da var. Kutatkubilik'te top üzerinde oturur Aytoldu. Top nasıl yerinde duramazsa kut da duramaz. Sürekli hareket halindedir. Yani bir kere sahip oldun muydu sonuna kadar devam etmez. Devam etmiyor. Elde tutmak lazım. Ve kut hiçbir zaman yaşlanmıyor. Çünkü hiçbir yerde yaşlanacak kadar kalmıyor. Hep de genç olana, taze olana gidiyor. Yaşlanmış olandan tiksiniyor. Hatta bu kelimeyi de kullanıyor. Nasıl ki gücünü yitirmiş olandan, kağından uzaklaşıp gidiyorsa, sahip olduğu değerleri, erdemi yitirmiş olandan da kut uzaklaşıp gidiyor. Mesela kut taplamaktan bahsedilir Orhon yazıtlarında. Kapkan Kağan kutu taplamadığı için Tanrı ondan kutu geri aldı. Yani kutun gereğini yerine getirmediği için, gücünü artık koruyamadığı için kağanlık görevi ondan alınır. Kut böyle bir güç aslında. Üçüncü kavram akıl, öldürülmüş tarafından temsil ediliyor. Akıl ile insan asıl insan olur der
Yusuf'a Sacip. İnsan akıl ile yükselir, bilgiyle de değer kazanır. Bu ikisiyle, yani akıl ve bilgiyle de insan itibar görür. Akıl insan için çok önemli. Bilgi sonradan kazanılan bir şey olmakla birlikte akıl doğuştan gelmektedir. O yüzden aklı çok önemser Yusuf Asacip. Dördüncü kavramda akıbet Odgurmuş tarafından temsil ediliyor. Odgurmuş üzerinden Yusuf Asacip bu dünya ve öteki dünya karşılaştırması yapar. Aslında asıl soru şudur. İnsan bu dünyada hizmet ederek mi ahiretini kazanabilir, yoksa toplumdan uzak bir yerde tek başına ibadet ederek mi ahiretini kazanabilir? Yusuf Hasacib'in görüşü ilkinden yanadır. Yani topluma hizmet etmekten yanadır. Onu o söylemlerinden anlayabiliyoruz ama öte dünyayı da önemsiyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Verdiği tavsiyelerde, öğütlerde hep ölüm kavramını öne sürer. Bu dünyada öyle davranmalısın çünkü öte dünyada bunun hesabını vereceksin. Bunu hükümdara da söyler. Odgurmuş'un hükümdara tavsiyeleri içerisinde de bu çok öne çıkan tavsiyelerden biridir. Peki hocam, bunların bu dört kavram ve o kavramın temsil ettiği makamlar diyelim. Bunların arasında hiyerarşik bir şey var mı? Töre en üstte duruyor. Yani töre, kut, akıl ve akıbet olarak mı sıralayacağız bunu? Çünkü diğer taraftan bir de Tanrı var. Yani tabii. Ve töre içerisinde, törenin devamlılığını, bekasını sağlamak için de kuta ihtiyaç var. Evet. Yani böyle... Bunlar birbiriyle sanki iç içe geçmiş kavramlar. Töre sahibi olmayan kişiye, yani töreyi takip etmeyen kişiye kut verilmiyor. Kut da hep akıllı ve bilgili insanda kalıyor. Akıllı ve bilgili bir insanda zaten erdemli olur. Erdemli insan da her iki dünyasını kutlulukla geçirir. Yani bu açıdan bu kavramlar birbirine bağlı. Yani şeydeki hiyerarşik olarak kut ve törenin daha üstte olduğunu söyleyebiliriz. Ha, yani ama o kadar, tam bir hiyerarşi de yok. Bu adalet dairesinde vardı ya, şu şunu gerektiriyor. Evet. İşte sultana mal lazım. Sanki bir zincirleme gibi. Ha, yani ama kut mu daha önce gelir, töre mi önce gelir, akıl mı önce gelir? Yani hepsi birbirini gerektiren, birbirinin içerisinde olan kavramlar gibi gözüküyor. Peki burada din unsuru var mı işin içerisinde? Yani veya bu dedik ya, Tanrı var. Evet. Bizde normalde töre dediğimizde daha sonraki dönemlerde veya töre din böyle anlamında da şeriat sonra kullanılmış. Ve evet. Töreyi veya örf ve şeriatı birbirine paralelinde yürüyen iki farklı kaynak olarak da ele alabiliyoruz. Burada böyle bir alternatif yok anladığım kadarıyla. Hatta din dalıyla devlet dalı birbirine uyuşmaz diyor. Din ve devletin ayrımını yapıyor Yusuf Hasacip. Alimleri de şeriatın temsilcileri olarak görüyor. Yani din ayrı bir yerde duruyor. Töre tamamen devlet yönetme şekli. Yani devlet yönetme bilgisi olarak alabiliriz. Sonrasında belki, çünkü kavramlar zamanla şartlara göre değişim gösteriyorlar. Anlamlar, farklı anlamlar yüklenebiliyorlar. Ama Yusuf Hasacip'in kitabında töre tamamen devlet yönetme bilgisi gibi düşünebiliriz. Yani o sonraki kanun, dönem... Nizam gibi düşünebiliriz. Peki hocam, Kutatuk Birlik, ya çok fazla yazma nüshası falan yok elimizde ama... Evet. Ya illaki bir şekilde bir atıf yapıldığını... Günümüzde hatta geçmişte atıf yapılmış olabileceğini bile düşünebiliyoruz. Oradan esinlenmiştir diyebileceğimiz şeyler oluyor. Bunları nasıl, yani örneklendirirsek, kendisinden önceki siyaset düşüncesiyle ve sonraki dönem siyaset düşüncesiyle ilişkisi ne kadardır? Yani nerede duruyor tam olarak? Yani başka toplumlar Kutatku Birlik'ten etkilenmiş midir anlamında? Sadece yoksa... başka toplumlar değil, bizim kendimiz de. Sonraki dönemdeki yazılan siyaset eserlerinde Kutatku Birlik'in etkisi ne kadardır gibisinden bir şey. Zaten biz Orhon yazıtlarında Kutatku Birlik'in köklerini görebiliyoruz. Kut ve töre kavramları bağlamında. İşte töresiz bir devletin yaşayamayacağından bahsedilir Orhon yazıtlarında. Üste mavi gök çökmedikçe... Altta yağız yer yıkılmadıkça senin ilini, töreni kim bozabilir diyor.
Aynı zamanda Kültügin yazıtında der ki, Tanrı lütfettiği için ve kutum ülüğüm olduğu için ben bu hükümdarlığa geldim der. Kut kavramı, töre kavramı orada yer almaktadır. Hı hı. Dolayısıyla da bir süreklilik var. Yusuf Has Hacip de bunu sürdürüyor, kut ve töreyi. Sonraki siyasetnamelerde de yine Kutadgu Birlik'teki gibi adalet kavramının devamlılığını görebiliyoruz. Dünya hakimi kavramının devamını görebiliyoruz. Mesela adalet dairesi var. Hı hı. Yusuf Has Hacip der ki, memleket tutmak için güçlü ve iyi bir orduya sahip olmak gerekir. Bu orduya sahip olmak için çok mal gerekir. Hı hı. Bu mal ve mülke sahip olmak için halkın zengin olması gerekir. Halkın zenginliği için de adil kanunlar koyulmalıdır. Hı hı. Bunlardan biri kalırsa diğer dördü tehlikeye girer. Dördü birden kalırsa beylik çözülür, dağılır demektedir. Bu adalet dairesinin benzeri birçok siyasetnamede yer almıştır. Hı hı. Bir de dünya hakimi düşüncesi var. Dünya hakimi düşüncesini biz yine Orhon yazıtlarında, Oğuz Destanı'nda görüyoruz. Oğuz Destanı'nda güneş bayrağımız, gök çadırımız denir. Yani tüm dünyayı sanki kendileri yönetiyormuş algısı, dünyanın hakimi onlarmış algısı vardır. Yusuf Has Hacip de Tavgaç Buğra'nı Acun tutmuş er olarak tanıtır. Yani dünyaya hakim olan. Tavgaç Buğra'nın toprakları tüm dünyayı kapsamamaktadır ama bu kavrayış Türk düşüncesinde devam etmiştir. Hmm. Sonrasında Melikşah, Alparslan da kendilerini dünya hakimi olarak hep tanıtmışlardır. Hmm. Bu önceki ve sonraki siyasetnamelerde görebildiğimiz kavramlar. Şehinşah gibi, evet, bir şey oluyor. Evet, yani. Evet. Bir de çoban sürü benzetmesi var. Hükümdar çobandır. Halk da onun sürüsüdür. Bir hadis vardır peygamberimizden gelen. Hepiniz çobansınız, evet. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz diye. Bu düşünce de devam etmiştir. Diğer siyasetnamelerde de buna çok vurgu yapılmıştır. Nizamül Mülk siyasetnamede buna çok değinir. Gazali'nin, Maverdi'nin, Nasihatül Mülüklerinde bunlara değinilir. Bir de ideal düzen vardır. O ideal düzen ya da kanuni kadime dönmek diyeyim. Kanuni kadim düşüncesi geçmişte yaşanmış her şeyin iyi ve doğru olduğu bir altın çağ. Bu altın çağa dönmek, yine oradaki düzeni sürdürebilmek için bu kavrayış öbür siyasetnamelerde de devam ettirilmiştir. Nizamül Mülk'te de var bu. Ancak bu altın çağ ne zaman olmuştur bunu bilmiyoruz. Kadim odur ki ondan öncekini kimse bilmez der. İbn-i Mukaffa mesela. Kanun-u kadim düşüncesi birçok siyasetnamede olumlanmış. 17. yüzyıla ait Kitab-ı Mesalih diye bir eser var. Müellifini bilmiyoruz. Orada aksi bir düşünceye rastladım. Hadis değildir, ayet değildir, o zaman bu zaman değildir. Her şey kendi zamanına göre değerlendirilmelidir diye bir düşünce var. Bir aksi düşünceye sadece orada rastladım. Ama diğerlerinde siyasi sorunlara çözüm arayışında yeni bir yol arama girişimi yoktur. Her şeyin en doğrusunun kanuni kadimde olduğunu, o kanunlara dönerek, o düzene dönerek sorunların üstesinden gelebileceklerini düşünürler. Peki hocam... Adalet dairesi dediniz, evet. Ondan sonra hadisi örnek veriyorsunuz. Kutadgu Birliği'nin kaynakları arasında sadece ya Türk töresi veya Türklükten gelen Türk toplumunun ortaya çıkardığı unsurlar mı var? Yoksa ya Yunan düşüncesinden beslenmiş olabilir veya Hint, Fars düşüncesinden, evet. Ya da Arap kültüründen, yani o etkilerin izlerini sürebiliyor muyuz? Mesela kutun top üzerinde oturması, bazı araştırmacılar onu Yunan tanrıçası Tike ile bağdaştırmışlardır. Yunan düşüncesinin olduğunu söyleyenler var, Hint düşüncesinin Budizm'den etkilendiğini söyleyenler var. Tabii bunları tam bilemiyoruz, illaki etkilenmiştir yaşadığı dönemde. Ama töreyi ve kutu öne çıkarmış olması baskın karakterin Türk düşüncesi olduğunu gösteriyor bize.
şeyin Kutadgu Bilim en büyük özelliklerinden bir tanesi manzum olmuş. Evet. Yani manzum olması. Evet. Bu anlamda yani biz edebiyat üzerinden siyaset okumalarını nasıl yapabiliriz? Bunun hatta birkaç örneğini de yaptık, söyleşilerimizde oldu. Gerçekten de bu manzum eserler üzerinden siyaset düşüncesini okuyabilmek daha mı kolay, daha mı zor? Evet. Ya da manzum eserler daha mı etkiliydi, yoksa o kadar da etkili mi olmadı? Evet. Bununla ilgili bir görüşünüz var mı? Yani? Aslında şairler ve yazarlar toplumdaki bütün olaylar hakkında olayları eserlerine yansıtıyorlar. Ancak bunu tabii ki kendi kurgularıyla yansıtıyorlar, hı-hı, oldukları gibi değil. Yusuf Has Hacip de kendi dönemindeki sorunları eserinde yansıtmaya çalışmış ve bunun için çok güzel bir yol bulmuş. Şiiri seçmiş. Tabii ki kolay değil. Müellif açısından siyasi düşünceyi şiirle anlatmak kolay değil. Tamam. Ama okuyucu açısından tam tersi. Hı-hı. Bunu daha böyle tatlı bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani daha teorik değil de güzel bir kurguyla size aktarmış oluyorlar. Siyasi düşünceyi anlamak okuyucu açısından bu eserler üzerinden daha rahat. İşte Dede Korkut hikayelerini belki bu tür eserlere örnek verebiliriz. Hı-hı. Manzum değil ama edebi eserler, evet, olarak. Sonrasında ozanların yazdığı şiirlerde mesela anlatımlarını, hı-hı, siyasi düşünceyi anlatımlarını şiirle anlattıkları için okuyucu için daha kolay olmaktadır. Evet. Ama bu maharet isteyen bir iştir. Hı-hı. Bu düşünceyi okuyucuya verebilmek ve şiirle ya da edebi bir şekilde, hı-hı, verebilmek. Kurgusu da çok güzel. Yani hikaye, kesinlikle, olarak da, evet, sadece bir mesnevi yazma tarzının ötesinde yani bir kurgu var. O kurgunun içerisinde dediğiniz gibi kavramlar var. O kavramlar üzerinden bölümler, işte onları temsil eden unsurlar, ne bileyim yani güneş, ay metaforu, evet, bayağı çok güzel bir, evet, eser yani bu açıdan. Üzerinde çok düşünmüş. Yani tabii yani ciddi bir emeğin mahsulü. Şeyi sorayım o zaman. Yani bu özellikle batılı araştırmacılar arasında biraz da rağbet gören bir eser belli, evet, bir dönem sonra. Bu ne zaman başlıyor veya batıda ne kadar araştırılmış? Evet. Onun düşünceler üzerine herhangi bir teori falan inşa, evet, etmişler mi? Evet. Batılıların aslında Doğu bilimlerine ya da Doğu dillerine ilgi duymaları Napolyon'un Mısır seferinden sonra başlıyor, hmm, diyebiliriz. 1800'lerin başından itibaren 1820'lere kadar dayanıyor. Fransızlar burada bir takım bulgulara ulaşınca İngiliz, Avusturya ve Almanlar da Doğu kültürüne yöneldiler. 1820'leri temel alabiliriz bu anlamda. İlk olarak İstanbul'da Avusturya Büyükelçisi olan Hammer Puska sahaflarda tesadüfen Kutadgu Bilig'e rastlıyor. Yıl 1796 ve bunu Viyana'ya götürüyor. Fransız doğu bilimleri, doğu dilleri konusunda uzman olan Joubert 1825 yılında bunu kamuoyuyla paylaşıyor. Macar bilgin Vambry'de 1870 yılında Latince transkripsiyonunu yapıyor ve Almanca'ya çeviriyor Kutadgu Bilig'in Viyana nüshası üzerinden düşünürsek bunu. Sonrasında da tabii ki bu çalışmalar devam ediyor. Almanlar özellikle doğu bilimlerine çok ilgi duyuyorlar. Bugün Sincan Uygur bölgesine 19. yüzyılda ekipler gönderiyorlar. Burada bir takım araştırmalar yapıyorlar. Arkeolojik buluntular da var. Heykeller var, duvar resimleri, hı-hı, ve bazı belgeler. Bunları alıp Berlin'e ve Mainz'a götürüyorlar ve kendi araştırmacılarının hizmetine sunuyorlar. Dolayısıyla Almanya'da çok Türkolog var. Bunların isimlerinden birkaç tanesinden bahsedeyim. Peter Zimme var. O da Uygur kültürü üzerinde özellikle çalışıyor. Hı-hı. Ve Kutadgu Bilig Divani Lügati Türk'te en temel kaynakları oluyor. Marcel Erdal yine Almanya'da çalışan bir Türkolog. Eski Türk Grameri adlı bir eseri var. Onun da temel kaynakları Divani Lügati Türk ve Kutadgu Bilig oluyor. Hollanda'da da çalışmalar çok eskilere kadar gidebiliyor. Witzen var 1692 yılında.
Doğu ve Kuzey Tatarya adlı kitabında eski bir Türk yazmasından, Türkçe el yazmasından bahsediyor kitabında. Hollandalılar Osmanlıca ve Çağatayca da dahil olmak üzere hep Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe eserlere ilgi duyuyorlar. Utrecht Üniversitesi'nde Hendrik Boşeten var. Hı hı. O da Uygur kültürü üzerine çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda son dönemde diyeyim 2018'de Yusuf Has Hacib'in 900. doğum yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye gelip bir bildiride bulunan Uwe Blessing var. Hmm. O da Leiden Üniversitesi'nden katılmıştı. Dolayısıyla Batılı araştırmacıların da ilgisini çekiyor Kutat Kubilik. Bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Daha çok Uygur kültürü ve dil üzerinden. Aslında dil çok önemli bir unsur. Hı hı. Dil üzerinden birçok şeye de ulaşabiliyorsunuz. Tabii. Bu açıdan da sevindirici. Sadece Türk, İslam, siyaset düşüncesi açısından önemli. Doğrudan siyaset değil. Odaklı çalışmalar çok fazla değil. Siyaset odaklı ben pek rastlamadım. Hı-hı. Daha çok dil yapısı üzerinden ve kültür üzerinden çalışmalar evet. var. Oradaki yani gerçi oryantalistik çalışmalar daha böyle kapsamlı oluyor. İşte tarihine bakıyor, kültürüne bakıyor. Evet. Oradaki gelenekler üzerinden de evet. siyasi unsurlar üzerine bir şeyler yapmış olabilir. Bir şey daha eklemek istiyorum. Amerika'da Robert Radloff... Reşit Rahmeti Arat'ın karşılaştırmalı kitabı üzerinden İngilizce çevirisini yapıyor. Hı-hı. 1983'te bunu yayınlıyor. Yine Amerikalı Walter May de şiir şeklinde bir tercüme yapıyor. Hı-hı. Manzum tercüme. Evet, manzum tercüme yapıyor, yayınlıyor. Bunlar da önemli tabii Kutat Kubilik üzerinde yapılan çalışmalar. Peki hocam, Kutat Kubilik tamam modern dünyada çalışmalar var. Türkiye'de de ya da İslam dünyasında da illaki çalışmalar yapılıyor. Bundan çalışma yapanlardan birisi de sizsiniz. Batı'da da çalışmalar yapılıyor. Dolaylı veya doğrudan olarak siyaset düşüncesi bağlamındaki yerine de temas edilmiş oluyor. Peki Kutat Kubilik genel olarak Müslümanlar için ya da günümüz insanı için, bizim evet. için ne ifade ediyor? Evet. Kutat Kubilik'teki birçok kavram var. Öncelikle bilgi ve akla önem verilmesi. Bu sadece Yusuf Has Hacib'in kendi dönemi için değil, her dönem için geçerli bir argüman diyelim. İnsan bilgiyle yükselir. Akılla yükselir, bilgiyle değer bulur, bu ikisiyle de itibar görür demişti Yusuf Has Hacib. Bilgi ve aklı her şeyin önüne almak çok önemli. Bilgi aslında insanın, akıl insanın diline de sirayet ediyor. Akıllı insan, akıl ve bilgi insan için bir köstek. Onu yakışıksız işler yapmaktan koruyor Yusuf Has Hacib'in söylemiyle. Dolayısıyla akıl ve bilgi her zaman için geçerli olan bir kavrayış. Onun dışında ilk başta zaten adalet geliyor. Hmm. Adalet olmadan hiçbir işin yürümeyeceği. Küfür ile dünya durur ya da devlet durur ama evet. zulm ile durmaz anlayışı. Hem diğer siyasetnamelerde de vurgusu yapılır. Günümüzde de bu söylenir. Adalet devletin en temel dayanağı. Yani töre göğün direğidir. Töre olmazsa gök yıkılır diyor Yusuf Has Hacib. Dolayısıyla da adalet en önemli kavramlardan biri. Mesela Yusuf Has Hacib halkın ve hükümdarın karşılıklı görevlerinden bahseder. Halka karşı görevleri vardır hükümdarın. Onlara öncelikle güvenli bir ortam sağlamalıdır. Onların ekonomik refahını sağlamalıdır. Yani devletin vazifeleri evet, aslında bu evet. bir anlamda. Ve halkın zengin, orta halli yoksul diye ayırır. Zenginin yükü orta halliye, orta hallinin yükü fakire yüklenmemelidir. Fakir daha orta halli yapılmalı, orta halli de zenginleştirilmeye çalışılmalıdır der. Burada ekonomik anlamda bir eşitlik kurmaya çalışır halk arasında. Yani halka verdiği önemi de görebiliyoruz. Aslında yönetim biçimlerinde günümüzde de bir takım ilkelerden uzaklaşıldığında nedir bu ilkeler? Tam da Yusuf Has Hacib'in dediği gibi adalet, ehliyet, liyakat, eşitlik, doğruluk. Bu ilkelerden uzaklaşıldığı anda sorunlar çıkmaya başlıyor. Halkın refahı bozuluyor. Ahlaki yönden çözülmeler oluyor.
Adaletten uzaklaşmamak, yönetim ilkelerinden uzaklaşmamak gerekiyor. İktisadi anlamda, hukuki anlamda, siyasi anlamda temel ahlakı temel almak gerekiyor. Yani Kutat Kubilik utopik bir eser değil. Evet. Sadece edebi özelliği olan bir manzume değil. Evet. Kutat Kubilik bir siyaset düşüncesi ortaya koyan, tabii ki bu dil veya diğer faktörler var. Ama bizim konumuz açısından bir düzeni inşa eden ya da ifade eden bir eserdir. Burada da töre en temel unsurlardan birisi. Törenin yürümesi için de akıl ve bilgi, akıl anlayış. Bilgi ve aynı zamanda da o temel araçlardan birisi adaletin olması lazım. Kesinlikle. Öteki türlü kanun yürümez. Kanun yürümediği zaman da bütün toplum hepsi birbirine karışmış olur. Evet, çözülme başlar. Evet. Şey de güzel aslında. Yani zümrelere ayırmış olması veya sınıf ayrımı var mı yok mu? İşte bu da tartışılan sınıf bir konu var. Sınıf ayrımı yok. Sadece mesleki ayrımlar yapar Yusuf Asacip. İşte önce hükümdarın hizmetindekilerden bahseder. Sonra alimleri sıralar. Onun sonrasında işte otacılar der, çiftçiler, hayvan sahipleri, tüccarlar, şairler, bunları hep böyle kısım kısım ayırır ancak yaptıkları meslekler açısından. Ve herkesin herkesin kendi işini en iyi şekilde yaparak topluma katkıda bulunacağını da söyler. Ha, o güzeldi mesela. Derviş dervişliğini yapsın. Evet. siyasi anlamda veya akademisyen olarak ya da ulema olarak artık ismine ne diyelim. O da yaptığı işi yapmış olsun. Evet. Birisi diğerinin yerine geçtiğinde düzen yine bozulmuş oluyor. Evet. İkisi de aslında farklı yolları deneyerek aynı sonuca varmaya çalışan iki kişi. Ama yaratılış belki daha önceki bilgi, tecrübeler her birini kendi konumunda daş yerinde ağırdır diyorlar ya. Evet. Yani her biri kendi konumunda aslında faydalı değer olacağını. Bulacaktır. Evet, kesinlikle. Öyle bir şey ben de algılamış yani, oldum. Yani tapuk kavramını, hizmet kavramını çok öne çıkarır Yusuf Asacip. Halka hizmet etmek hükümdar açısından ve herkesin de kendi kabiliyeti oranında hizmette bulunmasından bahseder ve hizmetin karşılığının hemen verilmesi gerektiğinden de bahseder. Bunlar çok önemli şeylerdir. Törenin yürümesi için de gerekli ve törenin bir gereğidir aslında hizmet. Bir de en son itibariyle şunu da belki bir daha ifade etmemiz lazım. Bazen törede böyle ilahi olanın veya dini olanın karşıtı olarak algılanabiliyor. Ama böyle bir şey yok değil mi? Yani tam olarak işte ilahi olana karşıt olan bir şeydir. Töreş bu ben şekilde bir şey yok. Ben öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Hayır. Çünkü böyle yanlış algılama da oluyor. Yani birisi diğerinin yerine geçen veya birbirine alternatif olan iki sistem var. Bundan birisi töre üzerinden devam eder. Diğeri şeriat üzerinden, din üzerinden devam eder gibi algı da oluşmuş oluyor. Ama Yusuf Asacip'te böyle bir ayrım böyle yok. Hayır. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok faydalı bir konuşma oldu, söyleşi tabii, olmuş oldu. Kutat Kubilik'i hani böyle kısa bir zaman diliminde anlatmak çok kolay değil. Her bir kavram uzun uzun anlatılabilir, açılabilir. Her bir konu üzerinde uzun uzun konuşulabilir. Hocam farkındayım. Evet. Bir de bir donanımlı birisiyle konuştuğunuz zaman ben çok mutlu oluyorum. Çok istifade ettim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, söyleşimizin sonuna geldik. Bugün Yusuf Asacip'in Kutat Kubilik hakkında üzerine söyleşi yapmış olduk. Konumuz ise Doktor Özlem Bağdatlı hocamızdı. Hoşça kalın.